misafirler. Film gibi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu'na özel olarak farklı farklı programlar yapıyoruz. Gerek bu salonda, gerek esenlerimizin farklı noktalarında. Bugün de ilk defa sizlerle buluşturacağımız yeni bir programla karşınızdayız. Film gibi dedik. Neden film gibi dedik bu programın ismine? Hayatı yazsan roman olur, anlatsan film olur dediğimiz insanları inşallah bu sahnede misafir edeceğiz. Bunların ilkini bugün gerçekleştireceğiz inşallah. Sabırsızlıkla beklediğinizi görüyorum. Ben de lafı çok fazla uzatmayacağım. Kuvvetli alkışlarınızla Turgay Tanülkü'yü buraya davet ediyorum efendim. Abi hoş geldin. Eyvallah. Nasıl rahat ediyorsan öyle mikrofonu ayarlayabilirsin. Az önce de bahsettiğim gibi film gibi programı. Turgay abinin de hayatı film gibi. 66 yaşında. Ömrünün neredeyse tamamını cezaevindeki mahkumları tiyatroyla buluşturmaya adamış. Güzel yürekli bir abimiz. Bu sahnede belki de birçok kişiyi misafir ettik. Bizimle beraber siz de ona katıldınız. Ama belki de benim en çok heyecanlandığım, en çok heyecan duyduğum programlardan birini gerçekleştireceğiz. Çünkü ilk hayat hikayesini okuduğumda genelde cezaevinden çıkanlar bir daha cezaevine gitmeyeceğim diye çıkarlar. Ama Turgay abi cezaevinden çıktıktan sonra kesinlikle tekrar döneceğim diyerek cezaevinden çıkan bir abimiz. Öyle değil mi abi? Merhaba öncelikle. İyi ki bu ülkedeyiz. Sağ olun. Mutluyum tabii sizlerle buluştuğum için. Özellikle evlatlar da var, torunlar da var. Bunlar çok özel şeyler. Ülkenimin kadınları çok özeldir. Yani inancımızda da vardır. Hep ayaklarının altında deriz de onları çok incitiyoruz. Onun için de çok üzgünüm yani hem çocuklara, hem annelere, hem de hayvanlarımıza. Çünkü inancımızda da var bu. Ben normal bir ailenin insanıydım. Çünkü genellikle sorulan sorulardır bunları ben baştan koşayım. Ben öyle başlayacaktım. Yani evet. Sizin çocukluğunuz, hayat hikayenizle evet. Şöyle bir başlayalım. Dolayısıyla babasızdık. Annem çamaşırı yıkayarak bize bakıyordu. Hatta anlayamıyordum. Çünkü yıkanan pantolonlar, gömlekler çok büyüktü. Ben abilerimi sanıyordum. Sonra bir baktım abime bile büyük. Sordum anneme, dedim bunlar kimin? Cevap vermedi. Sonra öğrendim tabii. Ve dürüsttü, anaydı sizler gibi. Sonra yetimhaneye gittik 3 yıl. Çünkü durumlar kötüydü, okuyamazdım. Ve 3 yılda daha bir büyüdüm. Yaşımdan çok daha büyük olduk. Sonra eve geldik. İşte annem her gün aynı çorbayı koyunca burun kıvırmaya başladık. Anam da derdi ki hep sokağa bakın. Ana derdim niye sokağa bakalım yani. O zaman 9-10 yaşındayım. Sonra o sözü 16 yaşımda anladım. 17'sinde de cezaevine düştüm. Çünkü dışarıda bizden daha zor da olanlar vardı. Onlara önder olmak değil, onlar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama dediler ki o zaman hükümetler bir dur dediler. İşte 7 yıl durduk. O 7 yılın içinde insanları daha farklı tanıdım. Daha sevdim. Evet cezaevinde mahkumlarla uğraşıyorum ama mahkumların da dışarıdaki insanlara acı verdiğini de biliyorum. Yani iki ucu hani berbat deriz ya, onun gibi bir şey. Ama benim derdim kader mahkumları. O kader mahkumların açılımı da çocuklar.
Çünkü anne veya baba herhangi bir yasal problemden dolayı girebilir cezaevine. Ama çocukların ne günahı var? Onun için ben kader mahkumu onlara diyorum. Ve cezaevinde ziyaretçim yoktu. Annem beni Almanya'da okuyor biliyordu. İşte o zaman radyolarda benim yaşıtlarım bilir ama pek yaşıtım yok gibi burada. Genelde genç izleyicilerimiz. Evet. Onlar radyoda isimlerimiz okunurdu. Arananlar diye. Tutuklanınca komşular anama demiş bak Turgay'da bir şey yok. Artık aramıyorlar. Halbuki içerideyim. Dolayısıyla ziyaretçim hiç gelmedi. Bir gün başefendiye dedim ki ya bir ziyaret göreyim dedim. Hücreden çıktıktan sonra. Tamam dediler. Gittik. Bir arkadaşımızın eşiyle çocuğu gelmişti. Çocuk 3 yaşındaydı. Babasına öyle bir baktı ki baba dik dur diye. Boynu eğikti hep arkadaşımızın çocuğuna karşı. Çünkü çocuk özlüyordu. Dokunmak istiyordu babasına. İşte o zaman Ulucanlar cezaevinde bir cam vardı. İki tarafı da kümes teliyle kaplıydı. Çocuk elini uzattı babasına. Ama o tel elini kesti. Ve ona isyan etmedi o çocuk. Babasına dokunamadığı için isyan etti. Babasına baktım. Baldırını öyle bir çimdik attı ki babası. Bir daha buraya gelme. Seni istemiyorum dedi çocuğuna bağırarak. Çocuk da geleceğim dedi. Ve ziyaret bitti. İşte o gün dedim eğer dedim çıkarsam. Çünkü bir problem vardı. 26 kişilik bir dosyaydık biz o zaman. 6 tane idam çıktı. 20 tane de baba olamayacak adam. Çünkü gördüğümüz zulümlerden elektrik falan çocuğumuzun olmayacağını öğrenmiştim. Onun için hep anneler gününde karımdan özür dilerim. Ona bir evlat veremedim diye. Ama bu ülkem, bu güzel insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar. Bunlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var. Torunlarım var. Torunların kokusu farklıdır. İki evladın ulaması gibidir. Onun için misktir yani. Çişleri bile güzel kokar. Bunu deneyin. Abi nereden nasıl soracağım bilmiyorum. Başlarken çok duygulandırdın bizi. Eyvallah. Gerçekten böyle yaşanmışlıkları hissederek daha bir yerinde oluyor. Ben cezaevi hikayelerini anlattınız. Aileniz haberi yoktu cezaevine girdiğinizden. İlk 1981 yılında ilk defa tiyatroya başladınız cezaevinde. Bu süreç nasıl yaşandı? Yani cezaevine giriş çıkışınız o süreçte de bir zorluk yaşadınız mı? Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Konservatuvarda okurken tutuklandım ben Ankara'da. İşte gardiyan eşliğinde okula gidip geliyordum. Öyle bir hak kazanmıştık. O sırada okuyordum konservatuvarda. Koğuşta da arkadaşlara moral olsun diye fıkraları oynuyordum. Yani ilk oyunculuk orada başladı. Cezaevinde başladı. Cezaevinde. 81 yılında tiyatro yapmak için gelmemin kastı oradaki çocuklarla olabilmekti. Çünkü oyun çalışırken koğuşlara girip oturuyorsun, uzanıyorsun. Kadınların koğuşuna geçiyorsun. Orada da çocuklarla oynuyorsun. Ve bayan mahkum, ben çocuğa bakamayacağım, sen al. Tabii bir yasal zorunluluk yok. Devlette al çocuğu götür eve diye bir izni yok. Onun için ailelerle anlaşıyorum. İşte ilk çocuğumuzu 81'de aldık.
şeyden, Uducanlardan. Ama ilk önce evlerinde bakıyordum. Kendi evlerinde bakıyordum. Kendi evlerinde. Ama gönderdiğim para, giysi kaybolmaya başladı. Çocuk da görememeye başladık. Bu sefer eşim Zehra gel dedi, ev tut, orada bakalım. Öyle başladık yani. Çocukları şu anda bu tuttuğunuz evlerde mi bakıyorsunuz? Tabii canım, ama büyüdüler. 45 yaşında oğlum var. İlk torunlar var. İlk aldığınız çocuk şu anda 45 yaşında. 45 yaşında. Onun da çocukları var, tabii, torunlarınız torunlarımız var. Torunlarımız var. Maşallah. Peki küçük çocuklardan bahsettiniz az önce yukarıda da. Yani şu anda hala küçük çocuklar var. 5 yaşında, 6 yaşında. Bu çocukların başında duran birileri var mı? Tabii benim kendi aile, yani dostlarım var. Küçükler işte 0 yaşlı 6 yaş arası köyde yörükler var. Onlar bakıyorlar. İşte ilkokulu Uşak'ta okuyorlar. Liseyi, ortaokulu Uşak'ta. Ama üniversiteyi Ankara, İstanbul, İzmir'de kazanmak zorundalar. İşte 17 tanesi üniversitede okuyor şimdi. 17 tanesi üniversitede okuyor, evet, şu anda. Maşallah. Peki baba mı diyorlar hepsi size? Baba diyorlar, ufaklar dede. Dede diyor. İşte öyle tam mezun olanlarım var. Yani hepsi toplandığı zaman 101 kişi oluyoruz. Toplamda 101 kişi. Tabii. Sizin şu anda bakımınız altında olan kişi. Yani hayır, artık mezun olanlar var. Onlar da kardeşlerine bakıyorlar. İki tanesi savcı, bir tanesi avukat. Onlardan birinin ismi geçen bakınırken gördüm ben. Merve Sultan Ergün. Tabii soyad değişti şimdi. Evet, evlendi. Evlendi. Evet. İnşallah torun bekliyoruz. Evet. Onun babası ağır mahkumdu Buca'da. O da işte gelip gidiyordu cezaevine. Onun hikayesi çok farklıdır. Yani bunlar babalarını ziyarete geldiğinde savcı bunların saçlarını okşuyor kız kardeşiyle beraber. Sonra geçin diyor içeriye. Arandırmıyor. Çünkü arama tarama biraz ağırdır girişlerde. Dolayısıyla o bir sıkıntıdır. Özellikle bayanlara, çünkü fiziki olarak da dokunmak zorundalar. İşte savcı dokunmayın kızlara diyor. Kızlar geçiyor. Ben de Malta'da yürüyordum. Geldi yanıma. Turgay baba dedikleri sen misin dedi. Benim dedim. Ben dedi savcı olacağım dedi. Okut beni dedi. Tamam kızım dedim. Ulan dedim niye savcı oluyorsun dedim. Savcı babayı atmış içeri. Yok dedi, saçımı okşadı dedi. Ben de öyle savcı olacağım. Ve okudu. Savcılığı işte 3. 4. yılı. Bir de tabii garip olaylar oldu ya Türkiye'de. İşte şunlar bunlar tutuklandı. Bir baktım benim çocuklar olmuş başsavcı. Dedim o nasıl olur ya, hele oğlum. Evet. Eyvallah. Şimdi Şükrü oğlumun adı, o da savcı. Aradı beni. Baba dedi başsavcı oldum. Oğlum nasıl olursun dedim, daha 2 senelik adamsın. Baba dedi aşağıdaki tutuklandı, yukarıdaki tutuklandı dedi. Ben tek kaldım burada. Şavşat'ta yaptı savcılığını. Şimdi İzmir'de kızımla beraber. Şimdi hayat öyle. Yani benim ülkem çok güçlü, yüreği güçlü insanlarız hepiniz. En kötü gününüzde, hani derler ya dışarıya bak da tabiat bilmem, hayır. En kötü gününde kendine bak. Geç aynaya bak. Sen özelsin. Çünkü sana birilere yavrum dedi, oğlum dedi, kızım dedi. Çünkü sen değerlisin. İşte orada ayağa kalkarsın. Yoksa bir başkası sana omuzdaş olup seni ayağa kaldırmaz. Sen kalkarsın. Bu ne demek? Bana göre sevgi. İlk önce Yaradan'a, Yaradan'dan dolayı da kendine bir kere saygılı, sevgili ol. O zaman barışı yakalarız.
sevdayı yakalarız. Ben kimseye ne siyasetini sorarım, ne tuttuğu takımı. İstediği takımı tutsun ama en son milli takımı tutmalı. Bir tek onda desturum vardır. Çocuklarıma demem, şuna verin, buna verin, şunu alın, şunu götürün demem. Çünkü o kişilikle ilgili bir şey. Onun için ev üstünün başı sevgi. Sevginin bittiği yer cezaevi. Orada sevgisizlik her şeyi bitirir. Ama sevgiyi kendimiz yakalayacağız. Yani omuz çarpıp geçebiliyoruz. Bir şeyler oluyor. Küfre döneceğine sen pardon de, o adam bir daha kimsenin omzuna vurmaz. Sokaktayım ben işimin dışında. Özellikle geceleri Tophane ve diğer taraflarda dolaşırım. Çünkü esas insanlarım orada, sokakta. Bir tanesine o gün sen merhaba de, ertesi gün o sana merhaba diyor. Onun için sevmek, yani inancımız da bunu emreder, insani olarak da. İşte buraya geliyoruz, yani sizler oturduğunuz için oturuyorum. Oturmamam lazım. Niye? Onu da açıklayayım. Ben hep yatılı okudum. Yurt, askerlik, cezaevi, okullar. Dolayısıyla sizleri tanımıyorduk. Sizlerin vergileri benim maaşım oldu. Benim ekmeğim oldu. Demek ki sizlere hizmet etmek zorundayım. Bunu bütün devlette çalışan memurlar, işçiler düşünürse o zaman size minneti olması lazım. Minnetin olduğu insanı kırabilir misin? Onun için sevmenin temeli bu. Bir de herkes haddini bilecek. Cezaeviyle hastaneye ne zaman düşüleceği belli olmaz. Onun için birbirimizi ödeleştirmemek gerekir. Kesinlikle. Sağ olun. Cezaevindeki bu tiyatrolar esnasında yaşadığınız, böyle unutamadığınız hikayelerden var mı bizimle paylaşacak? Biraz güldüreyim. Evet. Şimdi Sinop cezaevine sürüldüm 19 yaşındayken Ankara'dan. Tabii gidiyorsun, hemen hücreye alıyorlar. İşte bir süre sonra gardiyanlar idareye çaktırmadan beni çıkartmaya başladılar hücreden. Çünkü 21 gün kalman gerekiyor orada. Ya dedim, siz niye bana böyle davranıyorsunuz? Dediler, Ankara'daki gardiyanlar telefon etti. Turgay'a iyi bakın demişler. Velhasıl işte spor yaptırıyorlardı. Ekmeğin yanında peynir veriyorlardı. Çünkü sadece ekmek vardı o zaman. Neyse, oradan koğuşa aldılar. Koğuşa geçtiğimde diğerlerine göre kıdemliydim. Biraz da sert bir adamdım. Hem kendime hem etrafa. Neyse, bir tane gardiyan geldi. Dedi, savcı beyin dedi, bir tanıdığının oğlu gelecek. Ona rehberlik yapacaksın dediler. Tamam dedim. Böyle çok kibar bir çocuk geldi, böyle tertemiz. Çok güzel giyinmiş. Malta'da gelirken böyle gardiyanla Turgay Bey kim falan diyor etrafa. Bey lafına da çok gıcığım böyle. Her neyse geldi. Ne beyi dedim. İşte dedi, Turgay Bey varmış dedi. Dedim benim. Bey bey deme dedim. Otur. Oturdu ranzaya. Bana dedi her şeyi anlatacakmışsın dedi. Tamam anlatırım dedim. Gardiyan da duruyor böyle kapıda. Bak dedim, bunlar var ya dedim, sabah gelirler dedim, ranzana tak tak vururlar, uyandırlar, günaydın derler dedim. Ondan sonra kahvaltını nasıl istersin derler dedim. Aman dedim, dikkat et dedim, hani yumurtayı kafadandı rafadandı falan deme, ona çok bozuluyorlar adamlar. Yani normal dedim istersin. Tabi o zaman biz salam sosis falan bilmiyoruz yani. Bir var yumurta, peynir, zeytin. Olabilirse, hayalinde varsa sucuk. Tamam dedi. Tam gardiyan çıkıyordu.
Gardiyan amca dedi, çocuk oğlan da 20 yaşında falan. Gardiyan amca dedi, ha amcam dedi, döndü o da. Yarın sabah kaldırma beni dedi. Ben dedi kahvaltı yapmam dedi sabah. O da dedi senin anana. Bir girdi aman dedim. Çocuğu doldurmuyor. Böyle bir güzelliği vardı ama yani netice olarak o bile acı. Evet. Evet. Bu sizin yaşadığınız hikaye. Bir de oyunları gezdiriyorsunuz. Evet. Kaç cezaevi oldu abi? Sayabildiniz mi? Şimdi 57 tane cezaevinde oynadım. Yani 100 bine yakın mahkum seyrettim. 100 bine yakın mahkum seyrettim. Evet. Bu oyunlar esnasında yaşadığınız bir şeyler var mı? Yani sonuçta orada oynayanlar hepsi profesyonel oyuncu değil. Cezaevindeki mahkumları da oynatıyorsunuz. Tabii onlar da yani grup ama bir eğitimden geçiyorlar. Evet. Dolayısıyla bir insan rol çalışırken bir başkasını yaşamaya başlar. Bu başkası bir kadın olabilir. Erkeklere de oynatıyordum kadın rolünü. Zorunluyduk. Hani bazı yerlerde yok. Bir başkasını çalıştığın için başka bir dünyayı öğreniyorsun. Bu sefer kendini yargılıyorsun. Ben neyim diye. Bayrampaşa'da işte Batakhane Güzeli diye bir oyun çıkartacağım. Bayan yok o zaman cezaevinde Bayrampaşa'da. Bir tane böyle kibar, böyle güzel tenli, güzel burunlu falan bir mahkum seçtim. Dedim kadını oynayacaksın dedim. Oynamaman dedi. Vallahi oynarsın dedim. Koğuştaki ayakçılar vardır. Neyse meydancıya dedim ki bu adam dedim kadın rolünü oynayacak dedim. Tamam dediler. Ertesi gün provaya girdim salona. Bir baktım. Geldi bu. Ne oldu dedim. Oynayacağım dedi. Gözleri kan çanağı içinde. Ne oldu sana dedim. Uyutmadılar beni dedi. Koğuştakiler diyor. Oynayacağım lan rolü diyormuş. Hoca istedi. Kadını oynattık. Çok güzel de oynadı. Hatta o zaman bakan Sami Türk'tü. Ondan da kesme aldı böyle galada. Sonra dedi ki hoca dedi biraz konuşalım. Daha kadın giysisi var üzerinde. Konuşalım dedim. Bir kenara çekildik. Çocuklar duymasın. Birer cigara yaktık. Dedim söyle. Benim dedi suçum biliyor musun dedi. Bilmiyorum ben sormam kimseye. Suçun ne? Nerelisin? İnsan. Bitti. Benim dedi suçum dedi. Kaynanayla dedi, hanımı öldürdüm ben dedi. Hoş değil tabii. Evet dedim, kadının önemini anladım şimdi dedi. Çünkü kadın rolünü oynaması için kadının acılarını bilmesi lazım. O hamilelik dönemini bilmesi lazım. Özelleri bilmesi lazım. Ki kadını oyna. Şimdi dedi yargılandım. Onun için tiyatro basit bir olay değildir. Oyunculukta da öyle. Şimdi canı sıkılan dizilerde oynuyor, sinemada oynuyor ama tiyatroda da oynamaya başladılar. Tiyatro insandır, insan kokusudur. Onu anlatmak isterim. Şimdi mahkum arkadaş oyununu oynar, ailelerini çağırırım. Bir gala yaparım onlara. Hem ailelerini görsünler. Hem gelenler babasını görsün. Oyunu oynarlar. Herkes gider. O koca koca adamlar aşağı inip çocuğunun, karısının, annesinin oturduğu koltuğu koklar. Kokuları geçti diye. Onun için tiyatro bir insan kokusudur. Şimdi oturuyorsunuz. Giderken sizin ten kokunuz o koltuklara bulaşacak. İşte o çok özel bir şey. Bu kokular ne kadar çoğalırsa, birbirimize olan saygımız, sevgimiz ne kadar artarsa, o zaman göreceksiniz hayat çok daha güzel olacak. Öyle düşünüyoruz. Sağ olun.
Bunların hepsi aslında ayrı bir incelik, ayrı bir güzellik. Her hikayede farklı bir yaşanmışlık var. Bir de az önce yukarıda da bahsettim size. Biraz biraz programımızın sonuna da geliyoruz. Aslında muhabbete de doyum olmuyor. Diziyi de konuşmak istiyorum. İlk bölümü izlediğimde Eşkıya Dünya, daha önce Kurtlar Vadisi vardı. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz. Diziyi de ilk izlediğimde sanki Şahin Ağa rolü Turgay Tan Ülkü'nün hayat hikayesi miydi? Evet, yani zaten senaristlerimiz beni bildikleri için sokağı da biliyorlar. İşte kendini oynadı diye yazmaya başladılar. Tabii ben felsefi olarak da çocuklarıma, çevreye atalarımızın sözlerini çok kullanırım. Örnekleri çok kullanırım. Tarihi kullanırım. Yani niye biz böyle bir ülkeydik ve neden bu hale geldik? Hale derken küçüldü. Sadece Türkiye'miz kaldı. Dolayısıyla insanlar düşünmüş ve söylemiş. Her şeyin örneği var hayatta. Onun için desturlarım hep odur. Eşim bir gün dedi ki sen Nisa suresini yapıyorsun dedi. O nereden çıktı ya dedim. Git dedi oku. O sırada da ATV'den bir teklif geldi. Ya hoca dediler, meal okur musun? Hemen okurum dedim. Sonra 600 sayfa geldi. Hemen Nisa suresini açtım. Ha, bizim hep yaptığımız şeylermiş o. El vermek. Ya bunu atalarımız zaten yapmış, uygulamış. Şimdi diyorlar ki nasıl yetişiyorsun bu kadar çocuğa madden? Onu soracaktım evet, şimdi. Zengin değiliz zaten. İşte bir çay ocağımız var. Karımla yaptık onu. Diziden, tiyatrodan gelenle yetiyor benim çocuklarıma. Çünkü benim kızım mesela, kızlarım 7 tane şimdi okuyan. Birinin elbisesi öbürkü tamir edip giyecek kadar samimi. Benim mesela savcı olan kızım orta sonda aldığım telefonla üniversiteyi bitirdi. İlk maaşıyla kendisi aldı. Çocuklarım öyledir. Abilerinin elbiselerini, ayakkabılarını bile giydiler. Çünkü gelirimiz belli bizim. Ama şükür kimseye de minnetimiz yok. Yaradan'dan başka da kimseye minnet olmamalı zaten. Şimdi dolayısıyla işte 5 tane ev var. Ayın 15'inde kiraları hallettik mi zaten bizden iyisi yok. Gıdalar da toptan geliyor. Hepsi güzel yemek yapar. Öğretirim çünkü. Öğrettiririm onlara. Mesela küçüklerim bunu evde deneyin. Kardeşler arasında. Şimdi akşamları yatınca bunlar birbirini teperler meperler bir şey yaparlar. Ama sabah kalkarlar. Özellikle köyde. Ellerini yüzlerini yıkarlar. Birbirine sarılırlar. Her gün. Ondan sonra sofraya otururlar. Sarılmadan kimse kahvaltıya oturamaz. Bu tabii alışkanlık haline geliyor. Şimdi sokaktan aldığım bir evladım var. Mardinli. O da avukat oldu. İşte kız da savcı. Şimdi ikisi de aynı adliyedeler. Geçen ay aradı oğlan. Baba dedi, başsavcı çıldırdı dedi. Ne oldu dedim. Biz de sarılıyoruz ya dedi. Sultanı görünce dedi. Başsavcı da görmüş. Ne sarılıp duruyorsunuz lan siz demiş ikide bir. Hem aynı davaya giriyorsunuz hem dışarıda sarılıyorsunuz. Ya demiş bizim adet bu. Çocukluğumuzdan beri. İnanın çok güzel oluyor ev. Hani iki tane kardeşse, üç kardeşse. O hoşgörüyü, o çünkü insan teninden geçen. Bir de bizim ülkemizde güzelliktir. Yani sarılmak, dokunmak. Ya bunlar çok saygı duyulacak şeyler. Onlardan yoksun kalmamalıyız. Şimdi bir de konuşma esnasında şu da dikkatimi çekti. Yani ilk konuşmaya başladığımızdan beri yani özellikle kadınlara, kızlara aldığınız çocuklarda da sanki kızlara bir adım önde tutuluyor gibi bir his uyandı bende. Bu şey var mı? Neden kızlar bir adım önde? Yani işte fiziki olarak da duygusal anlamda kızlarımıza daha iyi bakılması lazım.
Şimdi erkek çocuğu mesela kızarsın, kovarsın sokağa. Yani git dersin. Ama kızını kovduğun zaman sokak kızını bir daha sana geri vermez. Yani böyle bir sıkıntı var. Onun için kızlar böyle kadife içinde saklanacak. Ha, şiddeti çok seviyorum ben. Ama bana karım uyguluyor o şiddeti. Şunu içme, bunu içme, bilmem ne. Yakında biz yürüyüşe geçeceğiz erkekler olarak. Bir de çok narinler. Yani gerçekten başka bir şey. Yani iyi ki kadın olmamışım, savunabiliyorum. Çünkü öbür türlü ters olur. Savunamazdım da diyorsun. Evet, yani kendi kendimizi mi savunacağız? Sokakta yaşadığınız böyle ilginçlikler var mı? Hani diyorsunuz ya, dolaşıyorum tophanede, orada burada. O sokağa da değinelim. Zaten sonra evet. Geliyoruz ondan sonra. Şimdi ben Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroda oynarken tabii çıkıp Beyoğlu'ndan yürürüm eve. Zehra'da çalışan memur eşim. Bir gün Zehra aradı beni cumartesi. Turgay dedi, Beyoğlu'ndayım. He dedim, ne oldu? Ya dört kişi dedi, etrafımda dolaşıyor dedi. Böyle dönmeye başlamış dört tane delikanlı. Anladım ben kim olduklarını. Dedim, birisinin yüzünde ben var mı dedim. Var dedi. Onun adı Bektaş dedim. Çağır dedim Bektaş diye. Olur mu dedi, iri yarı bir şey bu dedi. Sen çağır dedim. Bu da Bektaş diyor. Neyse geldi. Ver dedim telefonu. Bektaş ne yapıyorsun dedim. Anneyi koruyoruz biz dedi. Tamam dedim. Dedim korkma dedim. Anneye bir şey olmaz. Olsun olsun dedi. Köşeye kadar götüreceğiz biz dedi. Şimdi onlar o kadar dikkatlidir ki konsantreleri çok yüksektir. O tinerci dediklerimiz. Ve unutmazlar hiçbir şeyi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Eğer sen ona merhaba dersen veya gözünle böyle bir merhaba yaparsan o seni unutmaz. Çünkü onlara bağırdığın zaman isyan ederler. Yani şiddette alışıktır vücutları. Acıyı duymazlar fiziki olarak. Ama söze acayip tepki verirler. Ama maalesef bizim insanlarımız da hemen küfre dönüyor. Onun için incitiyorlar. Aslında bir merhaba deyip geçmek. Dokunabiliyorsan dokun. Çünkü çocuğun yaşında onlar. Onu etkiler. Bir daha seni gördüğün zaman toparlanıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Konuşunca da çekip alırsın oradan. Şimdi Bayrampaşa'da bir oyun çalışıyordum. Başrolde de bir mahkum arkadaş vardı. Dediğim gibi suçunu bilmiyordum. Sormamıştım da. Bayrampaşa cezaevinin yanında da Bayrampaşa Hastanesi vardı bilirsiniz. Orada da mahkumların koğuşu vardı. İşte mahkumlardan bir tanesi istemiş hani Turgay Hoca bir gelsin yanıma diye. Ben de jandarmaları geçtim. Yanına gittim. İşte biraz oturdum yanında. Konuştuk. İşte özel sıkıntılarını söyledi. Çıkarken bir anne önümü kesti. Yani üzülüyorum ama hak da veriyorum. Allah senin belanı versin dedi bana. Teyzem ne yaptım dedim. Sen dedi oğlumu öldürene başrol oynatıyorsun dedi. Haklıydı. Zorla elinden öptüm dedim. Biraz konuşalım mı dedim. Konuşalım dedi. Ama nefret ediyor benden. Yani bakışları. İşte kızı vardı yanında. O engelledi annesini. Oturduk. Dedim ben suçunu bilmem. Ama dedim onu kazanmam gerekiyor. Çünkü ben onu kazanırsam bir daha senin gibi evladını yitirmeyecek bir başkası. Ama kazanamazsak, itersek, uçuruma atarsak daha kötüsü. İşte günümüzde duyuyorsunuz yani o kızcağızı öldürdü adam. Suç dosyasına bakıyorsun hep kabarık. Şimdi cezaevleri tamam iyi hoş da işte uyuşturucudan adam girdiyse bu sefer uyuşturucunun daha iyisini öğrenerek çıkıyor içeriden. Cinayeti varsa
daha farklı nasıl yaparım ben bu işi diye öğrenip çıkıyor. Ama o insanları kurtarmamız gerekiyor. Kendin için değil, toplumun için yapacaksın. Şu torunlar için yapacaksın. Yani yaptığınız hareket sizi ilgilendirmiyor. O çocuğu ilgilendiriyor. Torunum dediğinin örneğisiz sen. Sen yaşamışsın yaşayacağın kadar. Allah daha güzel ömürler versin. Ama o çocuklara karşı sorumluluğumuz var. Kızlarımız da torunları meydana getirirdi ya. Erkek olarak işte hepimiz cezaevinde kalırsın. Birbirimizi yeriz. Bir tane bayan gardiyan geçsin, herkes toparlanmaya başlar. Yani bu psikolojik bir şeydir. E bunu sokakta niye yapmıyoruz? Yani sevmemiz gerekiyor birbirimizi. Turgay abi, son olarak söylemek istediğin, güzel yakışıklı çocuklarımız, güzel kızlarımız var. Onlara vermek istediğin mesaj varsa. Yakışıklı derken oyunculuk anlamı. Yok, misafirlerimize, bizi dinleyenlere, izleyenlere. Evet. Daha sonra izleyecek ya, olanlara. Daha baştan söylediğim gibi kendinizi sevin ya. Kendini seven ülkesini de sever. Ve hiç kimse aslında birbirine yabancı değil. Yani gerçekten sevmeyi öğrenelim. Ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Ve küçüklerden öğreniyorum. Beni çok yaralayan bir olay anlatmak isterim. Kızlarımdan bir tanesi şu an 5 yaşında. Adı Zeynep. Onu Gemlik'ten almıştım. Annesi hala içeride. İşte Adile Naşit'in kasetlerini izlettiririm onlara. Pek reklam meklam izletmem. Çünkü özlem duyuyorlar. Yemek saatlerinde böyle dışarıdaki yemeklerin görselliğini göstermem. Özlem duyarlar. Adile Naşit'i dinlerler. İşte şimdi artık görüntülü telefonlar çıktı ya. Açtım, bunlarla konuşuyorum. Her biri bir şey anlatıyor. İşte baba şu yok, bu yok. Şu var, bu var. Zeynep hiç konuşmadı. Kızım niye konuşmuyorsun dedim. Zeynep çok gevezedir. Çok anlatır böyle. Konuşacağım dedi. Sen dedi kuzum kuzum diyorsun dedi. Burada dedi koyunlar kuzulara geliyor. Sen yoksun dedi. Acayip koydu bana. O gece Zehra dedi ki çık yola. Gece çıktım yola 7 saat sonra yanlarına. Su döktüm üstlerine. Kalkın lan dedim. Beni dedim perişan ettiniz. Ama inanın yani yolun yarısını ağlayarak gittim. O çocuğun ruhu, o güzelliği. Bunu niye söylüyorum? Bunlar o kadar temiz pak ki. Biz onlara ulaşmalıyız. Bu bir. Bir de son günlerde bu Atakan Matakan mıydı? Neydi? Bilim adamı gibi bir şey çıkarttılar. Hoş değil. Çocuk çocukluğunu bilmeli. Donuna da kaçırmalı. Burnunu da karıştırmalı. En azından o özgürlüklerini bitirmeyelim. Sizleri çok seviyorum. Çünkü ülkemin insanlarısınız. İyi ki varsınız. İyi ki paylaşıyoruz. Eyvallah. Çok güzel örnek oldun. Belki de birçok kişiyi ağırlıyoruz burada ama aynı duyguları yaşamak gerçekten zor oluyor. Çok ufak bir noktada ben de belki hakkım değil ama çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Kendim de sokakları gezen biriyim. Yani canım sıkıldığında bazen geceleri sokaklara çıkarım. Bize çok ihtiyaçları var. Sokaktaki insanların özellikle. Belki yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Bundan 4-5 yıl önce yine böyle sokaktayken internette bir grup arkadaşın bu işleri yaptığını gördüm. Belki haberimiz yok. Yani hani birileri onlara el uzatmaya çalışıyor. Buradan çıktıktan sonra siz de en azından bir bakın. Sokakta kalan insanların zorluklarını hissederek onlara dokunabileceğiniz bir yer arayın. Çünkü etrafımızda çok fazla insan var. Burada aramızda da var. Ben biliyorum onlar kendilerini belli etmiyorlar ama sokakta kalan insanlara el uzatıyorlar. Kolay bir şey değil. Ailenizden, eşinizden, çocuğunuzdan belki ayırıyorsunuz.
ve onlara el uzatıyorsunuz. Onlara el uzatın lütfen. Teşekkür ediyorum.